Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Acil birimlerine sık başvuru nedenlerinden olan akut apandisitin klinik ve görüntüleme bulguları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Akut apandisit, appendix vermiformis'in enflamasyonunu yani enfeksiyonunu tanımlayan hastalık adı. Appendix vermiformis dediğimiz yapı nedir? Appendix'in kelime manası ek. Vermiformis ise Latince'de solucan şeklinde manasında. Appendix vermiformis, kalın bağırsağın ilk kısmı olan cecum'un solucan şeklinde uzantısı. Appendix'in iltihaplanmasının nedenini her zaman ortaya koyamıyoruz. Ancak viral enfeksiyonlar, yutulan meyve çekirdekleri, kabızlık nedeniyle oluşan katı dışkı parçaları appendix'in dolaşımının bozulmasında içinde iltihap birikmesine neden olabilir. Akut apandisit tipik olarak çocukları ve gençleri etkiler. En sık görüldüğü yaş aralığı 20 ila 30 ve genç hastalarda karın cerrahisinin en sık nedeni. Hastalığın tipik klinik bulguları: ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma, göbek çevresinden başlayıp karnın sağ alt bölgesine lokalize olan ağrıdır. Kan tahlillerinde lökositoz görülür. Yani lökosit dediğimiz beyaz kan hücrelerinin sayısı artmıştır. Tanı amaçlı görüntülemede ilk başvurulacak yöntem ultrasonografidir. Appendix sıklıkla çocuk ve genç hastalığı olduğundan radyasyon içermeyen bir yöntemle tanı koymaya özellikle ihtiyacımız var. Ultrason teknolojisindeki gelişmelerle, görüntü kalitesi yüksek ultrason cihazları ile klasik lokalizasyonunda olmasa bile artık hemen her akut apandisit vakasını ultrasonografi ile tanıyabiliyoruz. Apandisit vakalarında ultrasonda appendix'in çapı 6 mm'nin, duvar kalınlığı 3 mm'nin üzerindedir. Ultrason probi ile appendix'in üzerine baskı yaptığımızda appendix'in çapında bir daralma olmaz. Appendix'te hedef tahtası görünümü mevcuttur. Appendix'in içerisinde appendix'i tıkayan appendikolit dediğimiz tıkacı da ultrasonografi ile görüntüleyebiliriz. Ultrason ile tanı konamayan vakalarda ikinci seçenek görüntüleme yöntemi tomografidir. Tomografinin doğruluğu akut apandisit tanısında %97 civarında. Ultrasonografi ile benzer bulguları tomografide de görüyoruz. Gebelerde ise ultrasonografi ile tanı konamayan vakalarda ikinci seçenek görüntüleme yöntemimiz MR. Appendisitin tedavisi cerrahidir. Tanıda ve tedavide geç kalınmaması gerekir. Aksi takdirde perforasyon dediğimiz, halk arasında appendisitin patladı diye bilinen appendix içerisindeki enflamasyonun appendix'in etrafına, karın içerisine yayılması durumu ortaya çıkar ki bu durumda tedavi sürecini güçleştirir. Acil koşullarda radyoloji uzmanının nöbetçi olmadığı kliniklerde, hastanelerde ultrasonografi ile hastaya bakabilecek radyolog olmadığından maalesef tanıda ilk seçenek görüntüleme yöntemi olarak tomografiye başvurulabiliyor. Ya da bazen aceleci, garantici davranılarak ultrason atlanıp direkt tomografi tercih ediliyor. Çok mecbur kalınmadıkça akut apandisit tanısında ilk seçenek görüntüleme yönteminin özellikle çocuklarda ve gençlerde ultrasonografi olduğunu tekrar vurgulamak isterim.